JavaScript'te bahsedeceğimiz dizilerde metotların birinci videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda JavaScript ile alakalı, dizileri ile alakalı 3 metottan bahsedeceğiz. Bunların bir tanesi eklenen dizinin dizi olup olmadığını belirleyen array is array. Bir tanesi uzunluğunu, dizinin uzunluğunu belirleyen, bir tanesi de dizinin elemanını seçeceğimiz metotlar olacak. Kısaca onlardan bahsedeceğim. Bunların hepsini bir fonksiyon içerisinde çalıştıracağım ve o fonksiyonları da sırayla çağıracağım. Onun için hemen ben Namer adında klasik bir dizimi oluşturuyorum. Sonrasında içerisinde birkaç tane değer yazıp bu şekilde. Sonra da içerisinde bir dizi daha oluşturup bunun içerisine de belli başlı string değerler yazıyorum. Şu şekilde yaptıktan sonra bitirelim. Şimdi bunların hepsini ben sırayla çekeceğim. Öncelikle document write diyerek ekrana dizilerimi yazdırayım. Name bir dizimi yazdırıyorum. Sonrasında artı diyeyim buraya. Bir tane br tag ekleyeyim. Bu şekilde şimdi ekrana geldiğimizde bunlar gözüksün. Peki şimdi yapacağım şeyleri fonksiyon içerisinde yapacağım. Metotlarımı fonksiyon içinde kullanacağım. Mesela dizim adında bir fonksiyon oluşturalım. Şöyle fonksiyon olsun ve bu fonksiyonumuzun içerisinde if diyelim. Metodumuzun yapısını kullanacağız. Array is array ise ne yani? Name bir değişkenimiz. Bir dizi ise ekrana document şu şekilde document write diyelim. Ve ne denir? Bu bir dizidir. Yazdırsın. Değilse de şu şekilde gelelim else'ine ve diyelim ki document write bu bir dizi değildir. Şu şekilde şuraya bu bir dizi değildir yazdıralım. Evet, şimdi bu yapış şurada ne oldu şimdi? Array is array metodumuzu kullandık. Array is array metodumuz dizinin, o değişkenin dizi olup olmadığını bilirler. Metodun kullanım şekli bu şekildedir. Bunu kullandığımız zaman true ya da false değerini önerir. Burada true dönderdiği için, if'in içerisinde olduğu için de burayı çalıştıracaktır ve bu bir dizi yazacaktır. Kısaca hemen fonksiyonumuzu çağırıp tabii ki burada name bir dediğim yer burada gelecek. O yüzden şuraya ben check bir yazalım. Bir parametresi olsun. Check bir parametresini de burada belirtelim. Sonrasında bu fonksiyonuna gelsin. Bu fonksiyonu da çağıran şey ne? Name1 olacak. O yüzden ben fonksiyonumu çağırayım. Dizimi fonksiyonumu. Ve içerisinde de name1'i göndereyim. Bu şekilde name1'in name1'i anlattığım gibi yani çekecektir burada. Fonksiyonun içine. Evet, şimdi F5'e bastığımızda ne oldu? Şundan bir br daha versek. Bir satır daha aşağı ise. Hayat daha güzel olsa. Şu şekilde, evet. Bu bizim dizimizin içeriği. Şimdi ben ilk metodumu kullanmış oldum. Array is array check 1. Check 1 ne? Burada gelen fonksiyonun parametresi. Ona ne gönderdim? Name 1'i. Yani name 1 bir dizi mi diye yazdırdım. Evet, bir dizi olduğunu söyledi. Bir de name 2 adında bir şey olsaydı. Name 2. Ve bunun içerisinde de checkup code olsaydı şu şekilde. Code yazısı olsaydı. Mesela bu bir dizi miydi? Bunu merak ediyorum. Name 2'ye gönderdim. F5'e bastım. Bu bir dizi değildi. Neden? Bu bir string değer. Tabii ki dizi örneği göstermiyordu. İşte bu şekilde dizi mi hesapladım. Metodu kullandım. Bu metodu fonksiyon içerisinde kullandım. Çünkü öğrendiklerimizi birleştirerek gitmek istiyorum ben. Peki ya şimdi ne yapacağım? Bu fonksiyonu kullandık. Şimdi bir fonksiyonu da oluşturacağım ve uzunluk hesapla diye bir fonksiyon oluşturacağım. Function bunun içerisinde de check parametresi olsun o zaman. Şimdi bunun içerisinde de fonksiyonum dizisinin kaç elemanlı olduğunu ben anlamak isteyeceğim. Şimdi bir name 3 örneği daha oluşturalım. Name 3 dizisi daha oluşturalım. Bu dizinin içerisinde de yine new array ile oluşsun. Tamam. Yine biraz birkaç dizi örneği olsun. Sonrasında yine new array ile bir daha oluşturalım ve içerisinde yani dizi içerisinde dizi olsun. 11, 22, 33, 44, 45 diyeceğim ama bunlar number olacak.
11, 22, 33, 44. Tamam, böyle yazılar olsun, böyle değerler olsun. Şimdi bunun uzunluklarını hesaplayacağım sıra sıra. Nasıl bir sırasının olduğunu hesaplayacağım. Bir de name 4, name 4 olsun. Ürün içerisinde de sadece dizi olarak string değerler olsun. Mesela kırmızı, bla mavi, bla siyah, bla beyaz. Bu şekilde gider bir sürü yani. Şimdi bunları da bir sürü dizi örneği oluşturdum. Hatta dizi örneğini de oluşturdum. Şimdi burada hepsini deneyebiliriz tabii ki çek birden. Ama ikinci fonksiyonumuz ikinci metodumuz uzaklık hesaplama, yani length. Şuraya yazalım. Onları da bu şekilde yazdığım zaman metotlarımı daha iyi olacağını düşündüğüm için şu şekilde array is array metodunu kullandık burada. Burada kullanacağımız metot length metodu olacaktır. Bu metodumuz için de şurada kullanalım. İkinci metodumuz. Şimdi ne yapacağım? Dizinin fonksiyonunu hesaplayacağım. O yüzden diyorum ki çok basit, document write, ekran direkt yazdırırsın zaten. Ney? Check-in parametresinin içerisindeki length metodunu kullan. Peki ya check-in neyden kullanacağız? Onu alacağız. Yani check-2'de name 1, name 3 falan olacak. Şurada check-2 yazacağız. Evet, şimdi oldu. Bunu ekrana hazırsın. Mesela bunu çağıralım. Ne bu? Uzunluk hesapla fonksiyon içerisine name 1 değişkeni gönderelim ve bunu bana uzunluğunu hesaplasın. 5 dedim. Doğru mu? 1, 2, 3, 4. Şunun hepsi bir dizi içerisinde olduğu için 5. Doğru. Herhangi bir şekilde şey de olabilirdi bu. Ne derler? Mesela bakalım. 4'ü hesaplasın. Şu şekilde. 4'müş. Doğru mu? 1, 2, 3, 4 tane içerisinde dizi var. 3'ü hesaplasın. İşte bu şekilde metodumuzda kullandığımızda onun da 4 olduğunu söyledi. Bakalım. 1, 2, 3 ve bunun içerisinde hepsi dizi olduğu için 4. Dizinin içerisinde dizi var. O dizinin içerisindeki dizinin sayısını nasıl bulacağız diye bir soru olabilir. Onun içinde 0, 1, 2, 3. indeks olduğu için o. Mesela burada bir özel durum olacak. Şuraya 3 yazalım. Mesela F5'e bastığımda F5'i bulamadı. Mesela neden? Çünkü bu dizinin içerisinde buna ulaştığımda name 3'ün içerisindeki length 3 değerine ulaşmak istedim ben. Buna bu şekilde ulaşamadım. O zaman bu şekilde değil de onu da ayrı bir şekilde document write diyelim. Hiç fonksiyonlara bakmayalım. Aşağı inelim. Document write diyelim ve içerisinde name için kaçıncı bakalım şöyle bir name için kaçıncı üçüncü indeksinin length'ini şu şekilde hesaplayıp ekrana yazdırdığımızda 9 bulacaktır. Yani bu şekilde bu yapıyı kullanmamız gerekiyor. Onun fonksiyon olarak düşünmemize gerek yok. Düşünürsek de iki farklı değer girmemiz gerekiyor. O yüzden uğraşmayacağım. Direkt metodu göstermek istiyorum sadece. Neyim için? İçerisindeki üçüncü indeksin ne kadar uzun olduğunu söyledi bu şekilde. Yani şurada 9 tane eleman varmış. Bu dizinin içerisinde evet 1, 2, 3, 4, 9 zaten. Keza aynı şekilde bu şekilde değil de mesela name 4'ün birinci indeksin uzunluğunu istediğimizde de F5'e bastığında 4 gösteriyor. Yani burada da şu ifadenin mavinin her bir karakterini sayıyor. Ve diyor ki burada 4 tane dizi elemanı var gibi düşünün. Karakter var diyor. Yani çünkü biz ne demiştik? Aslında string ifadeler de bir dizi. Sıfır indeksi C, birinci indeks K, E, C, K diye gidiyordu. Bu şekilde kabul ettiği için mesela sıfırıncı indeks dediğimizde de kırmızının kaç harfi var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 harf olduğu için ekrana 7 yazacaktı gibi. İşte JavaScript'te dizilerde metotlarda length metodu da JavaScript'in içerisindeki dizilerimizin içerisindeki eleman sayısını, indis sayısını diyelim. Eleman sayısı daha doğrudur aslında. Eleman sayısını gösteriyor bu şekilde bu metot. İkinci metodumuz da bu şekildeydi. Bir diğer metodumuz ise delete metodu olacak. Bu metot da silme metodu olacak. Yine fonksiyon içerisinde kullanmayı deneyelim. Silme.
Bunu hep ben değişken oluşturarak fonksiyon oluşturuyorum. Bu da check 3 parametresini alsın. Şimdi burada sileceğimiz parametreyi son ekrana yazdıracağız. O yüzden şöyle bir şey kullanacağım. Mesela diyelim ki biraz düşünelim. Delete metodumuz öncelikle delete arkadaşlar. Delete check 3 parametresinin herhangi bir değeri olacak. İşte bu değeri de girmemiz gerekiyor aslında. O değeri şimdi yazdırsam mı yazdırmasam demeyeyim. Check3'ün direkt sıfırıncı parametresi diyeyim ben. Hani gelen dizinin sıfırıncı parametresini silsin direkt. Name 1, name 2, name 3, name 4 ben gireceğim buna. Bunu silsin. Sonrasında ekrana yazdırsın. Nasıl yazdırsın? Bunu da for döngüsüyle yazdırsın. Bir for döngüsü oluştursun. İçerisinde i eşittir 0 desin. I küçüktür. I küçüktür mesela nedir? Dizinin check 3 dizisinin length değeri kadar dönsün. Çok iyi. Sonrasında da i++ diyelim. Şimdi burada bu parantezi açalım sonra document write diyelim. Check 3 dizisinin evet şu şekilde i'nin iç parametresini yazıp artı bir de bl oluştursun diyelim. Burada ne yapmış oldum? Dizim içerisindeki herhangi bir dizi, neyin bir, neyin iki, neyin üç, neyin onu ben göndereceğim biraz sonra. Onun herhangi bir senesinin sıfırıncı indeksini silecek. Mesela neyin bir göndersem 5'i silecek. Sonra dizi içerisinde o dizinin karakteri kadar döndürecek. Diziyi for döngüsünü ve ekranı her döndürdüğünde elemanları tek tek yazacak. Şimdi ben bunu şu şekilde çağırayım. Silme fonksiyonu. Silme. İçerisine ne gönderelim? Main bir gönderelim. F5'e basalım. Şimdi burada şimdi çalışmayacaktır. Ne yanlış yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Evet hatamı fark ettim. Burada bu fonksiyonumda length değerinden sonra burada nokta virgül koyacaktık. O yüzden bir şekilde çalışmamazlık yapmış. Ama zaten yapmaması gerekiyor. Şimdi ya da benim istediğim şeyi anlayacaksınız. Mesela ben bu yapıyı sildiğim zaman, delete yap sildiğim zaman bu silme fonksiyonu ne yapacaktır? Sıra sıra dizinin içerisindeki elemanları tek tek yazdırıp sırayla sonra bir sıra aşağı inecektir. Olduğu gibi mesela dizinin içerisinde ne vardı? 5, 8, 46, 1 ve şu dizinin içerisindeki dizi vardı. Keza yazdırdı. Şimdi ben bu dizinin mesela sıfırıncı elemanını silmek istiyorum. Ya da delete diyorum. Bu şekilde. Neyin birin? Ne de biz neyin bir demiyoruz. C3'ün diyoruz. Çünkü gelen parametre değişik olabilir. Sıfırıncı indeksini sil dediğim zaman F5'e bastığımda bakın 5'i silmiş oldu. Keza aynı şekilde ben burada neyim 4'ü gönderseydim eğer silme fonksiyonu içerisindeki parametreye bu sefer de kırmızı yazısını silecekti. Burada gördüğünüz gibi bunu sildiğim zaman öncelikle kırmızı yapımız var. Delete dediğimde onu da find. Buradaki değeri de bizim göndermemiz gerekiyor. Bu değeri göndermek için de ne yapmamız lazım? Burada parametre olarak yazmamız gerekiyor. Mesela check 4 diye buna da check 4. Sonra buraya da check 4 yazalım. Check 4. Bu parametreyi buradan yazdıktan sonra ne yapıyorduk? Bunun içerisinde de şu şekilde check 4'ü gönderiyorduk. Check 4 ifadesine neyi göndermek istiyorum ben mesela? Burada beyazı silsin. O da halde kaçıncı? 1, 2, 3, 4'üncüydü. 4'ü gönderdim. F5'e bastım. Yine aynı hata. Yani indeks hesaplıyoruz. İndekslerde 0, 1, 2, 3 diye gider. Beyazı silmek istiyorsan 4 değil 3 yazman lazım. Bunu gönderdiğim zaman kırmızı, beyaz, kırmızı, siyah, mavi ama beyaz ifadesi silindi. Yani şimdi herhangi bir fonksiyonumuzu, herhangi bir dizimizin metodu bu şekilde fonksiyonlara bağlı. Aslında bileş gibi yapı oluşturdum. Şimdi bir de burada yapmak istediğim şeyi bir kısaca özet geçeyim. Mesela name3 fonksiyonunu bir dizim olarak çağıralım. Mesela dizim diyorum en son. Name3. Name3. Bu kendi içerisinde değerlendiriyor. Bu bir dizidir diyor. Çok iyi. Şimdi uzunluk hesaplayacağım. Uzunluk hesapla o zaman. Name3 hakkında. Name3 hakkında uzunluk hesapla diyorum. Bakalım. Undefined diyor. Niye? Çünkü biz fonksiyonda neyi hesaplamıştık? Uzunlukta şurada şu ifade sileceğiz. O özel bir fonksiyondu. Şimdi basalım 4. Bizim name3'ümüzün dizisindeki eleman sayısı 4'müş. Tamam şimdi silmeye yapalım. Silme. Silmeye çalıştıralım ve diyelim ki name3 gene name3'ten gidiyoruz. Name3'ün içerisindeki kaçıncı?
Üçüncü indeksi silsin diyelim. Gördüğünüz gibi 8-5-1 yazdırdı. Son dizi içerisindeki dizinin hepsini sildi. Yazdırmadı ve 4 dedi. 4'ü silseydik, yani olmayan bir elemanı silseydik, bunu böyle yazdıracaktı. Ama 3'ü sildiğim için check 4 çekti ve sildi. İşte JavaScript'te metotların ilk videosu bu şekildeydi. Bir diğer metotlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.